Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fütuhat-ı Mekke 9. sefir 55. kısım. Fasıl içinde vasıl. Niyet. Bazı bilginlere göre niyet orucun geçerlilik şartlarından biridir ki böyle düşünenler çoğunluktadır. Bir kısmına göre ise Ramazan niyete gerek duymaz. Ramazan orucunu tutacak kişi hasta veya yolcu olup oruç tutmak isteyen birisi ise niyet etmelidir. Vasıl, batını yorum. Niyet kasıt demektir. Ramazan ayı ise oruç tutacak insanın kastıyla gelmez. Orucun kula değil Allah'a ait olduğunu dikkate alan bilgin, oruçta niyetin gerekeceğini ileri sürer. Çünkü Ramazan ayı Allah'ın Ramazan isminden kaynaklanarak hakkın iradesiyle gelmiştir. Kuşkusuz niyet irade demektir. Hükmü gelene ait sayan ki gelen Ramazan ayıdır, bilginler için oruçlunun niyet edip etmemesi eşittir. Çünkü onun hükmü oruçtur ve dolayısıyla niyet orucunun geçerlilik şartı değildir. Hasta ve yolcu gibi bazı kimseler ise Ramazan ayı gelmiş olduğu halde oruç tutmak zorunda değildir ve şari onları serbest bırakmıştır. Bunlar iki durumdan birini tercih edebilir ve dolayısıyla kendilerinden bir kasıt ki niyet demektir. Olmaksızın bu iki durumdan birine tutmak veya tutmamak dönmeleri mümkün değildir. Fasıl içinde vasıl. Bu konuda geçerli niyetin belirlenmesi. Niyeti gerekli gören bazı bilginlere göre Ramazan orucunun belirlenmesi zorunludur ve genel anlamda oruca inanması ya da Ramazan orucu dışındaki belirli bir oruca inanması yeterli değildir. Bazı bilginlere göre ise genel anlamda oruca niyetlenmek yeterlidir. Aynı şekilde Ramazan orucundan başka bir oruca niyetlense de geçerlidir ve yolcu olmadığı sürece niyetini Ramazan orucuna çevirebilir. Çünkü yolcu böyle düşünen bilginlere göre Ramazan içinde Ramazan'dan başka oruca niyet etmelidir. Bazı bilginlere göre ise Ramazan'da niyet edilmiş bütün oruçlar Ramazan'a döner. Bu konuda yolcu ve yolcu olmayan birdir. Vasıl, batini yorum. Allah-u Teala şöyle buyurur. De ki ister Allah diye, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler ona aittir. Buna göre hüküm ilahi isimlerle dua edilene aittir, yoksa isimlere değil. Çünkü ilahi isimler anlamları farklılaşsa ve birbirinden ayrışsa bile bütün olarak ve gerçekte tek bir zata işaret ve delalet ederler. İsimlerin gösterdiği bu zat bilinemez ve bir tanım kendisine erişemez olsa bile bu durum bu isimlerin kendisine verildiği bir zatın bulunduğuna zarar vermez. Aynı şekilde amaç oruçtur. Bunun memdup, farz ve farklı kısımlarından biri olması durumu değiştirmez. Hakkın Ramazan ismini dikkate alan kimse onunla diğer isimleri ayırt eder. Çünkü diğer isim Ramazan isminden değil El-Mümsik ismindendir. İlahi isimler tek bir zata işaret etseler bile kendiliklerinde iki bakımdan farklılaşırlar. Birinci yol sözlerinin farklılaşması, ikincisi ise anlamlarının farklılaşmasıdır. İsimler birbirine son derece yakın ve son derece benzer olsalar bile yine de onlarda bir ayrıcının bulunması gerekir. Söz gelişi Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri son derece benzerdir. Eddar yani zarar veren ve En-Nafi yani yarar veren, El-Muiz aziz eden, El-Müzil zelil eden, El-Muhyi hayat veren, El-Mümit öldüren, El-Hadi hidayet eden, El-Mudil saptıran gibi mütekabil isimler ise son derece uzak isimlerdir. Dolayısıyla bir ilahi ismin hangi anlama işaret ettiğinin dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu sayede bilen bilgisizden ayrışır. Hatta bu isimlere işaret ettikleri anlamlar nedeniyle çoğaltmıştır. Bu konuda Hakk'ın niyetinin gözetilmesi başka bir şeyden daha yerindedir. Bu nedenle diğer bileşik sözlerden ki ilahi isimleri kastediyoruz, oluşan bir yararın değil de bu belirli söz ile amaçlanan yararın meydana gelmesi için belirlemek gerekir. Yükümlünün halini dikkate alan bilgin, yolcu olan ile olmayanı ayırt eder. Hüküm hallere uyacağı için bu ayrımı yapmaya elverişli bir yöntemi de vardır. Bu kişi zorda kalan ile kalmayanı, hasta olanla olmayanı dikkate alır. Aynı şekilde isimler de göz önünde bulundurulur. Söz gelişi üzüm ekşitildiğinde kazandığı şarap ismi dikkate alınır. Bu isim ortaya çıktığında isimlerin değişmesi nedeniyle o belirli cisimdeki ilahi hüküm de değişir. Üzüm helal iken şarap haline gelir. Tıpkı bunun gibi haller değiştiği için de bazı şeylerde hükümler değişir.
Bu konuda değişen şey ismin başkalaşmasını sağlayan ilahi ismin hükmüdür ve bu nedenle de hükümde değişmiştir. Hüküm sahibi isimlerle dua edilene aittir. Yoksa eşyada hakim olan isimler değildir. Fakat zatın hükümlerini yönlendiren isimlerdir. Bu durum tohumlara benzer. Bazen yağmurda, bazen de nemli havalarda, çiçekteki ve ağaçtaki tohumlara. Yönlendirirken onları ruhlar kendileriyle oynar. Tıpkı fiillerin isimlerle oynadığı gibi. Fasıl içinde vasıl. Oruca ne zaman niyet edilir? Bazı bilginlere göre bütün oruç türlerinde sahur vakti çıkmadan fecirde niyetlenmek şarttır. Bazı bilginlere göre ise farzda değil, nafile oruçlarda sahur vaktinden sonra da niyetlenebilir. Bazı bilginlere göre ise farz olması vakte bağlanmış oruçlarda ve nafile oruçta sahur vaktinden sonra niyet yapılabilirken yükümlü olunan farz oruçta ise bu vakitten sonra yapılamaz. Vasıl, batini yorum. Fecir, güneşin doğumunun belirtisidir. Bu yönüyle fecir sayesinde diğer isimlerden ayrıştığı kendine özgü anlamına değil, kendisiyle isimlerine delalet etmesi bakımından ilahi isme benzer. Oruca niyetlenen insan bazen zorunlu olarak bazen de isteyerek niyetlenir. İnsan Allah hakkındaki bilgisinde teorik araştırmaya dayanabileceği gibi müşahede sahibi de olabilir. Allah hakkındaki bilgisi bir kanıt hakkındaki araştırmasından meydana gelen kişi kendisini bilmeye götürecek bir kanıt aramalıdır. Böyle bir insan fecir vaktinden önce niyetlenene benzer. Kanıtı araştırma süresi ise fecrin doğumundan güneşin doğumuna kadarki süredir. Allah'ı bilmek iki kısma ayrılır. Bir kısmı söz gelişi onun tek ilah olduğunu bilmek gibi farzdır. Bir kısmı ise farz değildir. Bu kısma örnek olarak farklı anlamlara delalet eden isimlerin onunla ilişkisini bilmeyi verebiliriz. İnsanın bu anlamların ona ilave şeyler olup olmadığını araştırması farz değildir. Kişi onu öğrenmeye niyetlenmişse böyle bir bilginin hakkın birliğini gösteren kanıttan sonra mı, önce mi gerçekleştiği de önemli değildir. Yükümlü olunan kısım ise kitap ve sünnette şeriatın kendisine nispet ettiği özellikleri yönünden Allah'ı bilmeye benzer. Çünkü teorik kanıtla şu onun yasası, bu onun sözüdür şeklinde bir hüküm verilebilir ve bu durumda buna inanılır. Böylelikle yükümlülük ortaya çıkar. Dolayısıyla teorik kanata bakmaksızın niyetlenmek gerekir. Fecirden önce niyeti gerekli görmenin batını yorumu budur. Böyle düşünen kişi araştırmayla elde edilen bilgiden önce gelen zorunlu bir bilgiye sahiptir. Çünkü araştırmayla elde edilen bilgi ortada zorunlu olarak bir bilginin bulunduğu bilindikten sonra gerçekleşebilir. Ya da yakın veya uzak zorunlu bir bilgiden türer. Böyle olmazsa kesin bilgi sayılamayacağı gibi gerçek bir kanıt da değildir.